Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego'cu kanalına hoş geldiniz. Bugün en çok istek gelen setin incelemesini yapacağız. 71-811 Ari'nin Ninja Arazi Buggy arabasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, yine Mart e, 2024 e, setlerinden 50 Euro'luk ve iki, ne yazık ki 267 parça e, lık e, bir set arkadaşlar. E, yakında Türkiye'de de e, her yerde e, satışa sunulacağından e, eminim. E, 267 parça için e, 50 euroluk e, bir e, set olduğu için e, o yüzden sizlerle kapakta da gördüğünüz gibi eski bagilerle bir karşılaştırmada e, yapacağım arkadaşlar. E, artı e, tam olarak 5 tane mini figürümüz var. Bunlar öncelikle Arin. Eski Arin'imiz. Yani yenilik e, şeyi yok. Bir tek tırmanma kançasıyla e, beraber. Dağcı Cole. Sizlere en son e, inceleme videosunda Dojo'da da e, gösterdiğim gibi yine aynısı. E, çeşitli setlerde bulunan Sinda ve yine çeşitli setlerde bulunan e, kurt maskeli pençe e, savaşçısı ve yine eski e, birinci sezon e, Dragons Rising e, setlerinden Ryu'umuz e, yani 5 tane minifigürlü e, e, bir setimiz arkadaşlar. E, Rayu e, e, genç Rayu için de çok inceleme videosu e, e, istek var arkadaşlar. Bunun da incelemesini en ucuz e, Ninjago setlerini e, videosu hazırlamak istiyorum. Fakat şu anda daha setler piyasaya çıkmadı e, diye ve siz de daha fazla sabırsızlanmamanız için daha onun videosunu e, biraz e, geciktirdim bu videoları arkadaşlar e, diyebilirim. Ee, ilk baştan tabii 260 he, bir de şimdi başlamadan evvel inceleme şey 2. Ee, sezon Dragon's Rising arkadaşlar ee, 4 Nisan'da yayınlara e, çıkacak. Onun da bilgisi, bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Ee, şimdi incelememize başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, boy olarak 50 euroluk bir e, buggy için, arazi arabası için e, boy olarak hiç de fena durmuyor. Yani kolun e, buggy'siyle şu anda daha 45 euroluk sat, e, satış e, olduğu için arkadaşlar. Bunun daha Türkiye fiyatı belli olmadığı için arkadaşlar ben eurodan şey yapıyorum. Onu e, siz hesaplamanızı şey e, tavsiye ediyorum. Yakında fiyatları belli olacak. Ama siz de şöyle böyle e, Euro'dan da fiyatını e, çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, boy olarak hiç de fena durmuyor. Fakat 267 parça arkadaşlar. Tabi e, büyük devasa tekerlekler e, epey boy e, şeyi alıyor. O da e, bu e, Buggy'nin e, Az parçalı olduğunu biraz kapatıyor ama e, yapım aşamasından bir saat erken sürüyor arkadaşlar yani bir saat sürmüyor ki bu e, bu fiyattaki bir Lego set için gerçekten e, biraz daha fazla yapım aşamasını da bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi e, tabi büyük bir ihtimal e, tekerleklerin büyük devasa e, tekerlekler arkadaşlar. Bu fiyatı e, şey yapıyor. E, sırf e, geçen seneden şimdi bir tekerlek e, karşılaştırması yapalım arkadaşlar. Kolun e, e, bagisini de aldım. 45 Euro'luktu arkadaşlar. Koul'unkisi e, biraz e, ile karşılaştırmayı biraz karıştırıyorum ki hemen bir şey olsun diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz daha küçük duruyor. Ama e, sırf 450 parça olması değil arkadaşlar. Pardon 384 parça olması değil. Hem 5 euro daha ucuzdu. Yani parça sayısı neredeyse iki katına geliyor. Ama tekerlekler tabi epey fark gördüğünüz gibi tekerleklerden şey oluyor. Büyük bir ihtimal o yüzden de fiyatın bu kadar yüksek olması. Ama o fiyat e, şeyini e, söyledikten sonra arkadaşlar benim set şahsen hoşuma gitti. Tabi uygun olsaydı e, dört dörtlük de olacaktı. İlk olarak şurada ön tarafta e, şurayı bir şey e, kapabilme imkanımız olacak. Onu ileride e, ne yazık ki e, ne e, e, yapım kılavuzunda ne şey olarak hiçbir şekilde göstermemişler arkadaşlar. Buraya bir, ileride bir şeyler daha bağlanma imkanı olabilecek. Ya da e, tırmanma e, şeyi olduğu için dağcı şeyi olduğu için e, öyle bir bağlantı ileride gelebilir. Yani onu bir bekliyorum. Ama şahsen çok hoşuma gitti. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kokpitimiz muhteşem güzel olmuş. 2 tane mini figürü öncelikle rahatlıkla sığdırabiliyoruz. Direksiyonumuz var. Ve böyle açılıp kapanması çok hoşuma gidiyor. Yani çıkartmamız e, gerekmiyor e, orayı da çok güzel yapmışlar arkadaşlar benim e, çok çok hoşuma gitti ve şurada e, şurası dediğim gibi arkadaşlar ne yazık ki şu orta parçası e, arabanın e, şey e, epey küçük geliyor bana ama şurada eksozları gördüğünüz gibi çok güzel detaylar yapılmış. Ne yazık ki gördüğünüz hepsi e, yapışkan arkadaşlar. Burada hiçbir tane e, print e, yok. Şuradaki Rayum, Rayuk olacak galiba arkadaşlar ama siz lütfen siz söyleyin. Ve o da ileride videodan biz göreceğiz. Ama birkaç tane de fonksiyonlarımız var arkadaşlar. Öncelikle suspansiyonumuz olması biraz güzel. Koyluğun içinde mesela yoktu. Onu size yine göstereceğim. O süspansiyonu da epey e, basit bir şekilde yapmışlar ve benim suspansiyon olduğu zaman çok çok daha e, hoşuma e, gidiyor e, bu bagilerde bence e, çok uygun. E, lastikler e, e, şey e, yumuşak plastikten olması benim özellikle hoşuma gidiyor e, çok beğendiğim bir e, tür arkadaşlar. Fonksiyonlarımızı fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Fonksiyonlarımız fazla dediğim gibi e, suspansiyonla beraber şöyle bir de e, fonksiyonumuz var. Onu da göstermek istiyorum. Yeni, ben bunu ilk defa görüyorum. Yeni e, shooterlarımız var. Bunlar da taramalı eskiden yuvarlak taramalılar değil de e, şu şekilde hatta bunlara ayrıca e, yedek mermi de verilmiş. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle tutup da böyle basmamız gerekiyor ve üçünü birden atıyor. Tabi fazla güzel uçmuyor. Biraz daha şey yaptım. Gerçi bu şimdi videoda o kadar güzel uçmadı ama biraz daha güzel uçuyor ama yine de ben uçuş şeyinden fazla mutlu değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçer tane sıdıra biliyoruz arkadaşlar ve komple altı tane yedek parça olarak da e, 12 tane e, e, bulunuyor setimizde arkadaşlar. Şimdi ana fonksiyonumuza geliyoruz arkadaşlar. Ana fonksiyonumuz da şu şekilde. Şurada bir tane kançamız var arkadaşlar. Dev bir kançamız var. O kançamız da biraz zor da olsa yani normalde hani bir düğmeye basardık bir şey çıkardı şey olurdu. Zor da olsa yine de güzel oluyor ve Şöyle göstereyim arkadaşlar, tırmanma için ve tutuyor da yani e, basit. E, şöyle göstereyim arkadaşlar, şöyle küçük e, şeylerle e, bağlantı olması yine de e, tutmasına yetiyor arkadaşlar. En son sizlere e, kayın robotunda da e, tırmanan robotunda da e, şey yapmıştım arkadaşlar. Orada, orada da. E, kançamız vardı e, tırmanmak için. O benim e, hoşuma giden e, fonksiyonlardan. Bir değişiklik oluyor. E tabii bir yere de otomatikmen asma imkanımız da oluyor arkadaşlar. E, fonksiyonlar olarak e, bu kadar e, figürlerimize baktık. Şimdi e, fiyat olarak e, yine bir karşılaştırmayı biraz daha detaylı görmek istiyorum. Tabi şu anda belki de geçen sene Aralıkta arkadaşlar yani 2-3 ay evvel e, Retired olan Kool'un e, 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 Ejder, e, Altın Ejder e, cipimiz vardı. Bunun incelemesi e, kanalımda mevcut. 2022 seti arkadaşlar. Ve şu anda Retired olmuş. Tek tük birkaç yerde bulunma imkanı da olabilir. E, 45 Euro ama epey parça var. Şimdi o, o anlatmak istediğim şeyde arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi fazla lego parçalarımız e, bulunuyor. E, şurasının e, yani zayıf olması. E, bura e, Kolunkini yan yana koyunca arkadaşlar orada otomatikmen fark ediyoruz. E, ağırlık olarak şöyle böyle aynı e, diyebiliriz arkadaşlar. Belki de kolunki biraz daha ağır gibi geliyor. Ölçmedim. Ama şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu, şu fonksiyonu. incelemesi kanalımda mevcut. Şöyle bir fonksiyonumuz vardı. O ayarlamayı yapınca arkadaşlar şöyle silahımızın da e, şey olması. Biraz da suspansiyon e, şey olması. Çok çok e, hoşuma gidiyor. E tabi burada da iki tane figür sıyıyordu. Ama e, biraz e, şey oluyordu arkadaşlar. Bunda da dört tane figürümüz vardı ama Altın Ejder eee kol yok kay vardı bunda galiba. Evet altına kay olacaktı. Normalde kol kristalize kol e, figürümüz vardı. E, yani hiç de fena durmuyor e, diyebilirim. E, parça olarak yapım aşaması olarak bu garanti kazanıyor. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar boy farkını göstermem gerekiyor. Eee boyunu görünce biraz rahatladım dedim tamam o kadar zam o kadar fazla değil ama bu da çok pahalıydı zaten onu da hesaplamamız lazım ee, tekerleklerin farkını da böylelikle görüyorsunuz arkadaşlar sizlere daima her zaman söylediğim gibi arkadaşlar çıkar çıkmaz almanızı tabii ki be e tavsiye etmiyorum yani şöyle bir ee, Nisan ayını bekleseniz bunu %30 indirimle rahatlıkla bulacaksınız. Hatta şöyle bir tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer koğulun arabası da e, sizde yoksa soracaksanız abi bu mu? Bu mu? E, Retired olma sebebiyle ve bunu yakında bir daha bulamayacağınız için e, fiyatı astronomik yükseleceğini ve bunun da ileride indirimlere gireceğini düşünürsek arkadaşlar Önceliği şu bagiye vermenizi tavsiye ediyorum şimdi tabi çılgın legocu olmazsam olmaz çılgınlık yapmazsam olmaz şimdi iki sene değil bir de bir 5 sene daha ileriye gideceğim. Aslında daha da fazla ileriye gidecektim de ama bu sefer video yine çok uzun oluyor. Öyle bir eee elde Şöyle bir de 5 sene geriye gidelim arkadaşlar. Orada bir devasa güzel katanamız vardı. Şimdi hemen spring loaded shooterimiz de fonksiyonu başlamış oldu arkadaşlar. Burada e, motor kapağına basınca şuradan Ateşimizi şey yapıyorduk arkadaşlar. Bu da 50 Euro'ydu. O yüzden bunu e, illa e, in, karşılaştırmaya koymak istedim arkadaşlar. 50 Euro'luk ama tam 5 sene evvel. Ama şöyle şurada aradaki farkı şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi Burada fazla boşluk olması burada hiçbir şekilde boşluk yok. Hatta sığdıramıyorum bile. Gördüğünüz gibi ta, e, tamamen kaplı. Şurada inşallah takılır. Yok. Neyse önemli değil. E, Tabi o zamanlar burada da e, önemli figürler olduğu için e, dediğim gibi arkadaşlar bu set retired oldu. Yenisi yani nereden baksanız Almanya'da e, e, bulunuyor ama ki satıldığını da görüyorum. Yani 150, 130, 140 zaten şey figürleri çok pahalı. 140 euro'dan aşağı bulma imkanımız yok. O yüzden diyorum arkadaşlar retired olan sete önceliği vermeniz çok çok önemli. Fakat 5 sene evvel arkadaşlar devasa güzel bir fonksiyonumuz vardı. Ne yazık ki onu şu andaki bulamıyoruz. Onu da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane şeyimiz vardı arkadaşlar. Ee, şöyle e, kesen e, şeyimiz vardı. Şöyle görüyorsunuz. E tabi biraz eski olduğu için e, güzel e, dönmüyor ama eskiden biraz daha iyi dönüyordu. O da şöyle bir mekanizmayla şöyle şey oluyordu. Ee, şurada e, şey e, e, bağlantıyla itmeyle e, dönmesi çok çok hoşuma gidiyordu. E, dediğim gibi e, moto şey e, kapağına basınca spring loaded shoot'a da e, başlıyordu. Güzel güzel fonksiyonumuz vardı. Tabi ne yazık ki bu set e, artık e, piyasada olmadığı için bulma imkanımız yok ama hem buggy olmasıyla hem de fiyat aynı olmasıyla olması sebebiyle mutlaka karşılaştırmaya koymak istedim arkadaşlar en çok istek e, bu e, set için geldiği için öncelik aldım arkadaşlar yan tarafta ortaça e, setini hazırlıyorum ama bir türlü vakit bulamadım. E, Şöyle bir kapağına da hazır bakmışken. Şöyle bir kapağına da şöyle bakmış olalım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi fonksiyonlarını fazla şey de yapmamışlar. Şu şekilde de mini figürler de yan yana gördüğünüz gibi rahatlıkla sığıyor. O iki tane figür hoşuma gidiyor. Bir de sette hem iki iyi iki tane de kötü. Bir de rayonumuz olması epey güzel. Buggylerimiz gerçekten harika olduğunu diye düşünüyorum önemli indirimleri beklemenizi bir abiniz olarak tavsiye ediyorum çok çok tavsiye ediyorum çok önem vermenizi e, tavsiye ediyorum yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego ile kalın